Gel. Hocam müsait misiniz? Gel bari. Size danışmam gereken acil bir durum var da. Vakayla ilgili ne öğrenmek istiyorsun? Bu ameliyatın yeni bir cerrah için zorluk derecesini. Zor. Altından kalkamayabilir. Durum bayağı komplike görünüyor. Kim yapacak bu ameliyatı? Selim Hoca mı? Oğuz mu? Hayır hocam. Eylül yapacak. Ne? Peki bunu kim onay verdi? Oğuz. Eylül benim ekibimde. İznim olmadan onu ameliyata sokamazsın. Hastanedeki göreviniz haftaya başlıyor. Yani şu an için sizin de ekibinizden biri değil o. Bu hastanenin bir doktoru. Vakayı inceledim. Senin de bildiğin gibi yeni bir cerrahın kolay kolay altından kalkabileceği bir ameliyat değil. Bunu kendi istedi. İzin vermiyorum. Ameliyata ben de gireceğim. Hastane sahibi ne oldu olsanız, öyle canınız istiyor diye hastamın ameliyatına girmenize izin vermiyorum. Hastam derken? Hasta ve ameliyat Eylül'ün demiştin. Bu ameliyata tek başına girmene izin vermiyorum. Sandığından çok daha kritik ve komplike bir vaka. Hayır, ben tek başıma gireceğim. Bu yersiz cesaretin nedeni ne? Kendime güveniyorum. Bu güzel. Ama Oğuz yüzünden yapıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Ameliyata ben de giriyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Lütfen sen karışma. Eylül. Merak etme, sadece kazanacağımı bildiğim kavgalara girelim. Ne yapıyorsun be adam? Çekilebilirsin, ben asist edeceğim. Yok artık, Eylül'ü asiste mi edecek? Temizleyelim. Leyim. Diş sektör. Buldu sanırım. O kadar kolay bulabileceği bir vaka değil. Klips. Buldu işte. Yırtıldı. Bana bırak, ben yapacağım. Hayır, yapabilirim. Eylül hocam, derhal operasyonu Ali Hoca'ya devredin. Eylül. Klips. Kan basıncı düşüyor, derhal kan takviyesi. Hastayı öldürecek misin Eylül? Alo hoca! Konsantre ol. Oldu. Kapatmak ister misin? Bu senin ameliyatın. Sen kapat.
Eylül. Ben özür dilerim. Çok kolay oldu. Dur bir dakika, dur. Ne demekti şimdi bu? Çok özür diledin. Her dakika özür dileyen biri değilim. Tamam ama böyle olmaz. Sonra rekabet edemeyiz. Mücadele duygunu kaybedersin. Merak etme, korkma. Asla kaybetmem. Bu özür iyi bir doktora duyduğum saygı içinde. Bundan sonraki karşılaşmalarımızı da iple çekiyorum. Senin gibi güçlü rakipler kolay bulunmuyor. Garip birisin. Ama garip insanları severim. Babaanneme benziyorsun. Basitsin. Anlaşmak için konuşmak gerekmiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul edebilir miyim? Bence çoktan ettin. Bu iltifat seni mutlu etti. İlk defa gülümsediğini gördüm. Eylül, bir şey merak ediyorum. Ali Hoca geçmişte seni daha mı çok severdi? Kimden? Bahar'dan. Sana ne söylendi bilmiyorum. Ama hiçbir şey anlatıldığı gibi değildir. Yaşandığı gibidir. Ali Hoca hepimiz için iyi bir hocaydı. Sadece haylaz ve başarısız öğrencilerle biraz daha ilgilenirdi. Hepsi bu kadar. Ben de okulun en haylazıydım. Tabii okuldan atılmadan önce. Çok adam dövdüm. Ne oldu, korktun mu? Neden korkacakmışım ki? Herkesin bir geçmişi var. Hem benim de okulun örnek öğrencisi olduğum söylenemez. Tamam. Eminim köprü altının belalılarındandım.